kullanıyoruz ve Tuna Şanlı karşımızda. Tuna, Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsteki son tablo ne? Aşı ile ilgili gelişmeler var mı? Sözü hemen sana bırakalım. Evet, en sert 3 ayın içindeyiz diye konuşuyoruz ya hep. İşte o rakamlar da kendisini gösteriyor Esra. Son 24 saatte 2885 can kaybı açıklandı. 210 binde vaka ve bu rakamların daha da artacağı belirtiliyor yetkililer tarafından. Bu arada Kaliforniya'da eyalet genelinde evde kal emri verilmişti. Şimdi o emir San Francisco şehri başta olmak üzere uygulanmaya başlandı ve ikinci bir talimata kadar insanlardan evde kalmaları istendi. Herhangi bir son tarihi açıklanmadı evde kal emriyle ilgili olarak. Hastanede tedavi görenlerin sayısı 100 bini geçti. Bunların 19.800'ü yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte. Bu arada salgın yine Amerikan ekonomisini olumsuz etkilemeye başladı. Başladı diyorum çünkü yaklaşık bir 5-6 aydır bir toparlanma süreci içerisindeydi ekonomi. Ama bugün açıklanan iş başvuruları aslında bu ekonomik toparlanmanın biraz yavaşladığını gösteriyor. Çünkü 255 bin kişi iş başvurusunda bulundu. Aslında bu rakam açısından baktığınızda olumlu gibi görünüyor. İlk kulağa gelişi olumlu ama aslında beklenti 400 bin kişinin başvurmasıydı. Dolayısıyla neredeyse yarıya yakın bir düşüş var. Beklentinin altına inmiş durumda iş başvurusunda bulunanların sayısı. Bu da ekonomik toparlamanın yavaşladığı şeklinde yorumladığı ülke genelinde. Son olarak aşı için geri sayım devam ediyor. 10 Aralık'ta Pfizer-BioNTech, 17 Aralık'ta da Moderna firmalarının acil durum kullanım onayı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından görüşülecek. FDA kuvvetle ihtimal bu onayı verecek. Bu arada Pfizer-BioNTech firmasının Baltimore'daki bir kuru buz şirketiyle anlaşmak üzere olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu aşının dağıtımı için biliyorsun soğuk zinciri son derece önemli. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşı kuruluşu Moderna'nın aksine Pfizer-BioNTech firmasının aşısı biraz daha zor koşullarda saklanabiliyor. Dolayısıyla orada soğuk hava zincirinin kırılmaması için de Pfizer Baltimore'daki bu firmayla yoğun bir çalışma içerisine girmiş durumda aşının Amerika Birleşik Devletleri geneline dağıtılması için. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı aşıyla ilgili bazı görseller paylaştı Esra. Bu görseller de şırınga seti, alkollü mendil, işte şeffaf kalkan ve maske dışında bir de aşı kartı var. Şimdi bu aşı kartı bazı tartışmalara yol açtı ülkede. Şöyle ki aşı kartının üzerinde 4 farklı doz için alan ayrılmış durumda. Biliyorsun bu koronavirüs aşısının her bir insana 2 doz yapılması öngörülüyor. Ancak bu aşı kartında 4 dozluk alan var. Aşısına göre 21 ya da 28 gün arayla vurulacak bu dozlar. Şimdi tartışma yaratan kısım şu Esra. Burada Savunma Bakanlığı bu görselleri paylaşırken bu aşı kartına yapılacak her kaydın, yani her aşı vurulduktan sonra oluşacak kaydın Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'ne gönderileceğini açıkladı. Ve insanlara da şöyle bir tavsiyede bulundu. Bu aşı kartınızı cüzdanınızda taşıyın, hatta cüzdanınızda taşımakla kalmayın, bir de fotoğrafını çekin şeklinde. Dolayısıyla bu da hemen akıllara şu soruyu getirdi. Acaba ilerleyen aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından aşı zorunlu mu tutulacak? Alışveriş olsun, seyahat olsun zorunlu mu tutulacak? Bu aşı kartı mı sorulacak insanlara şeklinde? Şu anda birçok kişi bunu tartışıyor. Bu yüzden önümüzdeki gün ve haftalarda da bunun cevabını alacağız. Şu anda aşı ile ilgili geri sayım devam ediyor. Gelecek hafta bu anlamda kritik. Aşılamanızsa Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 hafta sonra önce sağlık çalışanları ve bakım evi sakinleri olmak üzere başlamasını bekliyoruz Esra.